Dolu dolu bir kahvaltılık tarifiyle geldim. İster evde tadını çıkartın, ister atın çantaya, işte okulda tadını çıkartın. Yulaflı, kahveli böyle yiyince hem sizi uzun süre tok tutacak hem de bir anda ayılmanızı sağlayacak bir kahvaltılık tarifi. İlk önce önümde böyle 4 tane iri hurma var. Hurmaları şöyle bir dilimliyorum. Böyle etli, dolgun dolgun hurma tercih ettim ki iyice lezzetli olsun. Bir kaseye aldım. Şimdi hurmadan böyle bir tatlandırıcı yapacağız. Onun biraz yumuşaması, yani hafiften püre kıvamına gelmesi lazım. Bunu sıcak suyla yapabilirsiniz ama benim burada taze demlenmiş kahvem var. Kahveyle yapıyorum. Bu sayede o kahvenin lezzetini de hazırlayacağım, kahvaltının içine alacağım. Hurmalara da lezzeti geçecek. Şimdi yaklaşık yarım bardak kadar kahve ekliyorum. Ve burayı böyle bir 2-3 dakika kadar bekletiyorum. Bir tane muz, olgun olursa daha iyi olur. Mutfak makinemi aldım. İçine Hindistan cevizi yağı, isterseniz zeytinyağı, eritilmiş tereyağı ya da sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Şimdi muzları hiç ezmeden aldım çünkü mutfak makinem sağ olsun o görevi benim için yapacak. İkisini çırpıyorum. Şimdi muzla Hindistan cevizi yağı güzelce karıştıktan sonra hurmaları ekliyorum. Bu arada benim bugün kullandığım mutfak makinesinin markası Bosch. Videolarımda sık sık kullanıyorum. Bosch MAV mutfak makinesi olarak görebilirsiniz. Gerçekten inanılmaz pratik bir ürün. Bir kere inanılmaz hafif, yani mutfağın içinde bir yerden bir yere taşımak çok kolay. Kademeli bir şekilde hızını ayarlayabiliyorsunuz. İşte merengue yaparken en hızlı da daha nazik şeylerde biraz daha yavaş karıştırma şansınız oluyor. Kek yapabilirsiniz, pankek hamuru yapabilirsiniz. Benim bugün yaptığım gibi kahvaltılık barlar yapabilirsiniz. Ekmek hamuru, pizza hamuru aklınıza ne gelirse. Şimdi yumuşayan hurmaları ekliyorum. Yine bunu da hiçbir şekilde daha fazla küçük doğramıyorum. Çünkü zaten mutfak makinem birazdan çırparken göstereceğim bir püre kıvamına getirecek. Burada nefis lezzetler oluşmaya başladı. Şimdi yulaf ekliyorum. Yulaf unu ekliyorum. Hem yulaf unu kullanıyorum. Çünkü yulafın verdiği dokuyu çok seviyorum. İsterseniz sadece yulaf unuyla da yapabilirsiniz. Biraz daha böyle kek gibi olsun diyorsanız. İçine biraz kızılcık ekliyorum. Kurutulmuş kızılcık. Dilerseniz kurutulmuş yaban mersini ya da kayısı da olur. Tarçın. Hamur kabartma tozu. Ve de fındık. Şimdi her şeyi düşük devirde çırpıyorum. Kıvamına göre azar azar da kahve ilave ediyorum. Ve hazırız. Şimdi içine yağlı kağıt koyduğum bir fırın tepsisini alacağım. Ardından önce ısıtılmış 180 derece fırında pişireceğim. Piştikten sonra bir 10-15 dakika kadar beklemek lazım. Yani fırın kabının içinde bekletin, iyice soğusun, ondan sonra çıkarması çok daha rahat olacak. Bu arada o kadar güzel kokuyor ki. Hemen alalım. Ben böyle evde sağlıklı atıştırmalıklar yapmayı çok seviyorum. Ne diyoruz? En güzeli evde bence işte mutfağa girmek, mutfağı kullanmak, kendi sevdiğiniz malzemelerle bir şeyler pişirmek çok güzel bir alışkanlık. Sizler de sadece bu tarifi değil, paylaştığım tariflerin çoğunu deneyin derim size uyanları. Şimdi fırına piştikten sonra tekrar görüşeceğiz. Ve hazır. İşte yapması bu kadar kolay. Dilimliyorum. Daha sonra bir tabağa alacağım. Üzerine biraz böyle badem kreması ya da isterseniz fıstık ezmesi de kullanabilirsiniz. Badem kremasıyla süsleyeceğim. Biraz da üzerine kakao nibi ve hazır. Mis gibi kahve kokan enfes bir kahvaltılık. Mutlaka deneyin. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın.